Ekonomi diye bir şey Türkiye'de kalmadı ki. Her şey çökmüştür. Her şey gürü gürü tanık gösteriyor, her şey yalandır. Biz artık marketlere müze gibi bakıyoruz. İçeri giriyoruz. Marketlerin fiyatına baka baka çıkıp boş, elimizi boş evimize gidiyoruz. Bu seçimde bunları göndereceğiz. Halk isterse her şeyi yapar. Ama inşallah bu seçimde onları siler süpürür göndeririz. Ekonomiyle durumu, ekonomi zaten bildiğin gibi değil. Yani millet perişan olmuş. Ben emekliyim. 3 tane öğrencim var. Durum bildiğin gibi değil. Şimdi ekonomi bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan huzur. Bu ülkede huzur, bir ülkede huzur yoksa, adalet yoksa, o yani dünya değişti. Bu zihniyet, bu kafa değişmedi. Berlin duvarı yıkıldı. Doğu Almanya, Batı Almanya birleşti. Kopenhag kriterleri hayata geçti. Kısmen de olsa ulusçuluk, devletçilik mantığı zaafa uğradı. Bu ülke halen yerinde, tek teklerinde sayıyor. Ennem mutlu Türk'üm diyene bir Türk dünyalara bedeldir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ya nahalet gelsin senin Türklüğüne, insanız insan. Ne mutlu insanım diyene. Hani bizi bıktırdılar. Bizim bak bu ülkenin huzura, barışa, kardeşliğe ulaşabilmesi için önce bu zihniyet, bu ceberut sistemin, bu zihniyetin değişmesi lazım. Bizim tek istediğimiz huzur, barış, kardeşlik, birlik, beraberlik. Durumum hiç iyi değil. Şu anda doğalgaz parası, gelin şu anda evim şu ileride. Bir milyar lira kira parası veriyorum. Bir milyar. Bir ekmeğin biri 4 lira. Bir çorba içmeye geçsen 20 lira. Ya inanır mısın, sigara parası bulamıyoruz ya. Ya bırak sigarayı mıgarayı. Ekmeğe öyle bir vatandaşlarımız var ki ekmeğe muhtaç. Yani bunu geçen ay 1 milyar 800 lira para mı geldi? Para geldi. Doğalgaz. Yakarsın, yakmazsın, üşüyorsun. Herhalde mi kurban? Abi korka korka yakıyoruz doğalgazı. Gel seni götürün, benim buzdolabım boştur. Abi ekonomi bitik. Serbest piyasa olmuş. Kim ne vurdu, kim ne götürdü. Adamın, esnafın dediği diyor, bugün sattığımı yarın yerine koyamıyorum. Adam ya, adamın evinde yiyecek ekmeği yok ya, bu hale gelmiş. Adam başta diyor ki ben diyor manda yoğurdu yiyin, şey yiyin. Adamın eşi diyor ki bir yumurta yiyorsanız yarıma düşürün. Ulan sen yiyorsan senin vatandaşın yiyecek. Senin vatandaşın seni oraya çıkardı. Sen kimsin? Sen kimle çıktın? Benim sayemde çıktın. Babamın sayesinde, kardeşimin, amcamın, halkın sayesinde çıktın oraya ya. Peki. Sen buraya geldin, bir kuru yüzüğün vardı. Bir kuru yüzüğü vardı abi. Kusura bakma, ben 28 yaşındayım. Benim hiçbir şeyim yok. Evliyim, çocuk sahibim, hiçbir şeyim yok. Onun oğlu 25 yaşında. Benim babam 55 yaşında. Benim babam hiçbir şey yapmamış. Onun oğlu 25 yaşında. Adam dünyanın zengin adamı. Nereden geldi bu para? Nereye akıyor? Niye bu halk konuşmuyor? Niye halk görmüyor? Adam İstanbul'a doğalgaza indirim yapmış. Ulan sen soğuk memleketine yapsana. Yap, biz korka korka doğalgaz yakıyoruz. 1 milyar 435 milyon doğalgaz parası gelmiş. Nedir bu? İstanbul'a yapma. Kars'a yap, Erzurum'a yap, Ardahan'a yap, Doğu bölgesine yap, burayı bir gör. Bu şehrin haline bak ya, terk edilmiş bir şehir. Ne bir şey var, hiç vatandaşın hiçbir şeyi yok. Hiçbir şey talep edemiyor. Yani bu adamın gitmesi lazım, çözümü bu. Biz halen 80 yaşındaki adama ülkeye emanet etmişiz ya. Ya bu adamın kendine hayrı yok, bize ne hayrı olacak? Ben geldim abi, benim bir işim yok. Ben özel idareye gittim, başvurdum, ben operatörüm. Adam bana diyor ki AK Parti'den adamın varsa gel buraya işe gir. Bu torpil arkadaş, bunu görün. Bunu görün. Yani abi biz bitmişiz yani. Adamlar sadece partiyi almış. Bir işe gidersin, devlet dairesine başvurursun. Adam diyor AK Parti'den adamın varsa gelir girersin. Ulan ne AK Partisi ya? Halkım, halk kardeşim, ben halkım. Ben acım. Ben bu devlete vergi veriyorsam sen beni bu şehirde, bu devlette koruyacaksın. Böyle bir şey yok abi. Konuştuğun zaman eline kelepçe, cezaevi. Nedir bu ya? Geçinmek mi kaldı? Her gün zam zam zam. Ne geçinmesi? Sabah kalkıyoruz zam, akşam kalkıyoruz zam. Sabah kalkıyoruz zam, akşam kalkıyoruz zam. Ne geçinmesi? Asgari ücrete biraz zam koyuyor. Ondan sonra mazota, vergiye, her şeye zam. Yalandan ne o zamı koysunlar, ne de o vergi koysunlar şeye. Sebebi bu adamın bizim başımızdan gitmesi lazım. Bu adam zaten ülkeyi bitirdi. Ekonominin düzelmesi için ehli ve ehliyet sahibi insanların, riyakat sahibi insanların o oranın başında olması gerekiyor. Radikal kararlar almak nedir? Serbest piyasayı bu kadar boş bırakmamak gerekiyor. Bu bir.
ekonomiyi daha üretken üretmek gerekiyor. Yani devletin üreten kanallarını tıkanmamak gerekiyor. Vatandaş üretecek, devlet üretecek, fabrika üretecek, TEDAŞ üretecek, piyasa üretime geçecek. Bu üretime geçtiği zaman üretime geçilirken maliyet fiyatları düşürülecek. Örneğin bizde mazot fiyatları taban yapmış, evet OPEC'te bağlıyoruz ama mazot fiyatları taban yapmış. Bu mazot fiyatlarını bir tırpanlayacaklar. Maliyetleri de enerji fiyatı, sadece mazot değil. Doğal gazından tut üretimin enerji alanda, suda, elektrikte hepsinde bir maliyet yüksekliği var. Bunların maliyetlerini düşürecek devlet ilk önce kendi eliyle, sonra vatandaşın üretimine geçirecek. Üretime geçtiğinde de bu enflasyon ancak kendiliğinde yavaş yavaş iner. Yoksa bu şekilde devam edilirse tabii ki sıkıntılar oluşur. Üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Bizim ülkemizin hızlı bir şekilde üretime geçmesi gerekiyor. Hızlı bir üretime geçmesi gerekiyor. Yoksa bu ekonomik kriz inan ki çözülmez. Üretmeden hiçbir şey çözülemez kardeş. Sen bizim yeraltı kaynağımız, petrolümüz yok, doğalgazımız yok, şeyimiz yok. Biz vergi, vatandaştan aldığımız vergiden devletin bütçesini toparlıyoruz. Sen vatandaştan aldığın vergiden devletin bütçesini topladığın zaman başka üretimde çiftçi üretecek, esnaf, fabrikacı üretecek, köylü üretecek, hayvancı üretecek. Yani ben 2010 tarihinde Gürcistan'a gittim. Larimiz 100 TL'miz 110 lari ediyordu. Bugün 100 TL'miz 16 lari ediyor. Paramızın değer kaybetmesinin sebebi üretimin azlığındandır. Ürettikçe paramız değer kazanır. Ürettikçe huzurumuz olur. Ürettikçe ekonomi düzelir. Ürettikçe güzel şeyler olur. Şimdi ben yem istemişim Ankara Spide. 30 milyon istiyor şey, nakliye. Buraya kaça mal oluyor biliyor musun? 347 milyon ha. Ben bunu 350 bin liraya satıyordum. Şimdi kaça satmam lazım? Devlete vergi veriyorum. Şey veriyorum. Kendim de AK Parti'ye şeyim, üyeyim. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum ben. Satış yapamıyorum işte. Biz nakliye üzeri çalışıyoruz. Ama her şey günlük güne zam geliyor yani. Vallahi ne geçiniyoruz? Çalışan 20 milyar maaş alan zor geçiniyor. Çalışmayan az geçiniyor. Zor yani. Bir şey yok yani. Bir şey tadı yok. Fatura istediği gibi geliyor yani. Anlamadığı bir konu var. Bir daire 2 lira geliyor. Bir daire 1800 lira. Bir daire 1500 lira. Bir daire 800 lira. Yani değişik bir anlam veremiyoruz yani. Çok çok yani. Adam insanlar bitti yani. Her şey bitti. Her şey bitti yani. Bir şeyin tadı kalmadı yani. Çözüm nedir? Çözüm seçim, değişim. Şu anki ekonomi berbat bir durumda. Biz köyde yaşıyoruz. Çiftçilik yapmaya çalışıyoruz. Çiftçilik yapmıyoruz. Hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Yem maliyetleri yüksek, saman maliyetleri yüksek, süt fiyatları düşük. Yani geçim çok zor yani. Akaryakıt yüksek, gübre fiyatları başına almış gitmiş. Yani çiftçilik yapmıyoruz. Eskiden çiftçi köylü milletin efendisiydi. Şimdi köylü milletin yani dilencisi olmuş yani. O derecedeyiz. Bir memlekette kendi memleketimizde, kendi köyümüzde yumurtayı parayla alıyoruz. Unu parayla alıyoruz. Yumurtanın tanesi olmuş 3 lira. Çiftçi köyde tavuğuna yem veremiyor. Şimdi bak burada bir sürü yemci var. Sorun buğdanın, yani kuru buğdanın kilosu 9 lira 10 lira. Bunu alıp nasıl yedireceksin, nasıl tavuğundan yumurta alacaksın? Süt desen hakeza aynı. Yem fiyatları 400 lira. Gübrenin torbası 500 lira. Arpa 5 lira. Nasıl yani, buna siz kanaat getirin. Nasıl alıp nasıl geçineceksiniz, nasıl arttıracaksınız? Köy yerinde oturan insan 750-800 lira elektrik faturası ödüyor. Köy yerinde 200 lira su parası veriyor. Yani köyün şehirden bir farkı kalmamış. Yanlış ekonomi, yanlış değerler. Yani ondan dolayı kaynaklanıyor. Buna bir dur diyen de yok. Şu ana kadar sesini çıkaran olmadı. Ekonominin de böyle süreceğini zannetmiyorum. Bataktayız açıkçası. Bataktayız. Çözüm de yeni değişimler. Gençlerin önüne açılması, yeni ekonomi, yeni politika.